Arkadaşlar merhabalar. Kamu gelirleri bölümüne yeni bir konuyla devam ediyoruz. Bugün anlatacağımız konu önemli bir konu. Özellikle de vergi ilişkin temel kavramları ifade eden bir konu olması nedeniyle önem arz ediyor. O zaman ana başlığımız vergiye ilişkin temel kavramlar. Vergiye ilişkin temel kavramlar. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım, bu temel kavramlar vergi kanunlarının da ilk maddelerinde tanımlanan kavramlar. Yani bu kavramlarda herhangi bir belirsizlik yaşandığında vergileme ile ilgili de birçok problem ortaya çıkabilir. Bu kavramlardan ilki, verginin konusu. Verginin konusu. Şimdi öncelikle bu kavramların tanımları çok önemli ve sınavlarda tanımları soru olarak gelir. Sadece KPSS olarak düşünmeyin. Kurum sınavlarında da özellikle de test değil de yazılı sınavlarda arkadaşlar bu kavramları sizden tanımlamanızı isteyebilirler. Hatta mülakatlarda da bu kavramlar karşınıza soru olarak gelebilir. Şimdi öncelikle verginin konusu ne demektir? Verginin konusu verginin üzerinden alındığı. Verginin üzerinden alındı. Doğrudan veya dolaylı kaynağını ifade eden iktisadi unsurdur. Şimdi tabii bu çok teknik bir tanım. Biz bunu şöyle kısaca ifade edebiliriz. Verginin üzerinden alındığı şeye verginin konusu denir. Böyle de ifade edebiliriz. Verginin üzerinden alındığı şey verginin konusudur. Ya da verginin üzerinden alındığı doğrudan veya dolaylı kaynağını ifade eden iktisadi unsura verginin konusu denir. O zaman arkadaşlar vergi konuları örneğin gelir olabilir. Yani vergi konusu bir iktisadi unsur olarak gelir olabilir ve gelir üzerinden vergiler alınabilir. Bizim ülkemizden örnek verecek olursak gelir üzerinden alınan iki tane vergi vardır. Bunlardan bir tanesi gerçek kişilerin ödediği gelir vergisi. İkincisi de kurumların ödediği kurumlar vergisi. Bakın dikkat ederseniz bu iki vergi türü kaynağını ne oluşturur? Gelir oluşturur. Ve dolayısıyla bu vergiler gelir üzerinden alınan vergilerdir. Bunun dışında verginin kaynağını yani verginin üzerinden alındığı şey servet olabilir. Yani servet üzerinden vergi alınabilir. Servet üzerinden bizim ülkemizde alınan vergiler 1. Motorlu taşıtlar vergisi. Motorlu taşıtlar bir servet unsurudur ve dolayısıyla bunun üzerinden vergi alınabilir. İkincisi emlak vergisi. İlerleyen bölümlerde bunları anlatacağız. İşte arsa, arazi, bina gibi emlakı kapsayan vergiye de emlak vergisi diyoruz. Bunun yanı sıra veraset ve intikal vergisi. Veraset ve intikal vergisi. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada verginin konusu tamamen servettir. Zaten verginin konularıyla genellikle vergilerin isimleri aynıdır. Mesela gelir vergisinin konusu gelirdir. Kurumlar vergisinin konusu kurum kazançlarıdır. Motorlu taşıtlar vergisinin konusu motorlu taşıtlardır. Emlak vergisinin konusu emlaktır. Veraset intikal vergisinin konusu veraset yoluyla veya ivazsız intikaller yani karşılıksız intikaller yoluyla servetin el değiştirmesidir. Verasette ölüm yani miras söz konusudur. İntikalde ise bağış söz konusudur. Bunun yanı sıra vergiler tüketim üzerinden de alınabilir. Tüketim üzerinden de vergi alınabilir. Tüketim üzerinden alınan vergilere biz harcama vergileri diyoruz. En bilinen harcama vergisi katma değer vergisi. Bunun yanı sıra özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi gibi vergiler sevgili arkadaşlarım tüketim üzerinden alınan vergileri ifade eder. Bunun yanı sıra verginin konusunu muameleler
Yani işlemler de oluşturabilir. İster resmi işlem, ister özel işlemler. Yani özel sözleşmeler veya resmi sözleşmeler, muameleler verginin konusunu oluşturabilir. Mesela damga vergisi böyle bir vergidir. Yine ülkemizde uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi, yani bankacılık ve sigortacılık işlemlerinden alınan vergi, buna bir örnektir sevgili arkadaşlarım. Yine değerli kağıtlar vergisi gibi vergiler. Dolayısıyla bunun dışında tabii sayabileceğimiz birçok vergi var. Dikkat ederseniz vergilerin konuları herhangi bir şey olabilir. Bir iktisadi unsur olabilir, bir servet olabilir, gelir olabilir, tüketim olabilir, muamele olabilir. Ve en son olarak bazen verginin konusu bizzat kişinin kendisi de olabilir. Kişinin kendisi. Bu arada hemen söylemekte fayda var. Verginin konusunun kişinin kendisi olduğu vergilere genel itibariyle biz baş vergileri deriz. Yalnız tarihte hiçbir baş vergisi baş vergisi adıyla uygulanmamıştır. Genellikle baş vergilerinde konu gizlenmeye çalışmıştır. Ancak konusunu gizlemek çok da mümkün değildir. Hemen örnek verelim. Mesela Osmanlı'da tahsil edilen ve gayrimüslimlerden askerlik karşılığı alınan arkadaşlar cizye. Şimdi cizye vergisi özü itibariyle askerlik yapmama karşılığı alınıyor gibi görünüyor. Fakat aslında vergi kimden alınıyor? Gayrimüslimlerden alınıyor. Yani gayrimüslim olmak verginin mükellefi veya verginin konusu içerisine girmek için yeterli kabul edilmiş. O zaman bakın konusunu gizlemek mümkün değildir. Aynı zamanda bu vergiler vergi adaletsizliğine neden olur. Neden? Çünkü esnek vergi değildir. Mükellefinin, bu vergiyi ödeyenin gelirini, ödeme gücünü dikkate almaz. Bu yönüyle baktığımızda arkadaşlar vergi adaletine uygun vergiler değildir. Hatta maktu, yani sabit miktarlı uygulandıkları durumda tersine artan oranlılık yaratırlar. Yani düşük gelirlerin katlandığı vergi yükü yüksek gelirlerin katlanmış olduğu vergi yükünden daha fazla olur. Buna daha sonra biz tersine artan oranlılık diyeceğiz. Demek ki baş vergileri tersine artan oranlılığa da yol açan vergilerdir. Evet, dikkat ederseniz verginin konuları çeşitlidir arkadaşlar. Ve çeşitli konulardan devlet vergi alabilir. Peki, verginin konusu içerisine giren bu şeyler, yani bu iktisadi unsurlar, acaba yasal olmalı mıdır, olmamalı mıdır sorusu aklımıza gelir. Bakın vergi konularını yasal olup olmaması vergi kanunlarını bağlamaz. Bakın bu çok önemli bir not. Vergi konularının yasal olup olmaması vergi kanunlarını bağlamaz. O zaman verginin konusuna girdiği halde yasal olmayan vergi konularından da devlet vergisini tahsil eder. Şimdi buna somut bir örnek verelim. Çünkü büyük ihtimalle bu kafanızı karıştırıyor. Yani hocam yasal olmayan bir faaliyetten devlet yasaya dayanarak nasıl vergi alacak? Çünkü biliyorsunuz vergiler neyle konulur? Kanunla konulur. Dolayısıyla vergi kanununa dayalı olarak uyuşturucu kaçakçılığı yapandan nasıl vergi alacağız? Tabii ki hiçbir uyuşturucu kaçakçısı uyuşturucu kaçırdığını arkadaşlar gidip beyan etmeyecektir. Yani buradan elde ettiği gelirleri götürüp vergi dairesine beyan etme durumu olmayacaktır. Yani bu kadar saf değildir. Ve dolayısıyla aslında burada olay şöyle olacaktır. Kişi uyuşturucudan elde ettiği bu gelirleri bir biçimde yasal hale getirecek. Yani yasal bir faaliyet üzerinden bu paraları aklayacak. Buna ne diyoruz? Kara para aklama diyoruz. Çok basit bir örnek vereyim. Bizim ülkemizde yaşanmış bir olay. Geçmiş yıllarda bizim ülkemizde biliyorsunuz cinsel içerikli 0900'lü hatlar vardı. Bir uyuşturucu kaçakçısı mükellef. Bu hat üzerinden uyuşturucudan elde ettiği paraları yasallaştırıyor. Nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor sevgili arkadaşlarım. Hem bir taraftan uyuşturucuyu satıyor hem de bir taraftan bu hattı işletiyor. Ve uyuşturucu gönderdiği müşterisinden para tahsil etmiyor. Doğrudan doğruya tahsilatı telefonla yapıyor. Yani müşteri buradaki o hattı arıyor. O uyuşturucunun karşılığı dakika kadar konuşuyor. Örneğin 10 dakika konuşuyor veya 10 dakika telefon açık kalıyor. Ve böylece parayı arkadaşlar uyuşturucudan elde ettiği parayı 0900'lü hat üzerinden
ne yapmış oluyor? Yasal hale getirmiş oluyor. Tabii ki 0900'lü hat işletmek yasal. Bunun muhasebesini, kayıtlarını da tutuyor mükellef ve bunun üzerinden vergisini ödüyor. Gel zaman git zaman bu mükellefin aslında yapmış olduğu gerçek işin uyuşturucu kaçakçılığı olduğu anlaşılıyor. İşte kritik soru burada aklımıza geliyor. Peki geçmiş dönemlerde, yani bu mükellefin uyuşturucu kaçakçılığını tespit edilmediği dönemlerde devlet vergiyi 0900'lü hattan elde ettiği gelirden mi aldı, uyuşturucu gelirinden mi? Tabii ki uyuşturucu gelirinden aldı. Peki bu kişinin uyuşturucu kaçırdığı tespit edildiğinde devlet şöyle mi diyor? Biz uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirden vergi almışız. Bunu geri iade edelim diyor mu? Demiyor. Demiyorsa o zaman yasal olmayan bir faaliyetten elde edilen geliri ne yapmış oldu? Vergilendirmiş oldu sevgili arkadaşlarım. O zaman bir daha söylüyorum. Vergi konularının yasal olup olmaması vergi kanunlarını bağlamaz. Konunun içine girmiş olması yeterlidir. Çünkü gelir vergisi kanununun birinci maddesinde gelir şöyle tanımlanır. Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içerisinde elde etmiş olduğu tüm kazanç iratları safi tutarıdır der. Bakın cümlede şunu demiyor. Tüm kazanç ve iratların yasal olan safi tutarı demiyor. O zaman arkadaşlar yasal olup olmaması bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Bu nedenle de devlet yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerden, yasa dışı vergi konularından vergisini çatır çatır alır, bilginiz olsun. Evet, umarım vergi konusu meselesini anladınız. O zaman bakın vergi kanunlarının ilk tanımlaması gereken kavram verginin konusudur. İkinci kavram, vergi mükellefi. Vergi mükellefi. Vergi mükellefini şöyle tanımlıyoruz. Üzerine vergi borcu tereddüt eden gerçek ve tüzel kişilerdir. Bir daha söylüyorum. Üzerine vergi borcu düşen, yani tereddüt eden, düşen gerçek ve tüzel kişilerdir. Şimdi bu tanımdan hareketle vergi mükellefinin ilk özelliği ortaya çıkmış oldu. Vergi mükellefi gerçek bir kişi de olabilir. Vergi mükellefi tüzel kişilikler de olabilir. Bakın bir daha söylüyorum. Vergi mükellefi gerçek kişiler de olabilir. Vergi mükellefi tüzel kişiler de olabilir. O zaman bundan sonra ben vergi mükellefi dediğim zaman sizin aklınıza her iki mükellef grubu da gelmelidir. Kişi dediğim zaman da yine hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler aklınıza gelmelidir. Şimdi hem gerçek hem tüzel kişiler açısından vergi mükellefliğinin doğurduğu en önemli sonuç şudur. Öncelikle arkadaşlar her iki mükellef de vergi nedeniyle mal varlığıyla sorumludur. Mal varlığı ile sorumluluk. Yani bu ne demektir? Sınırsız bir sorumluluğu ifade eder. Sınırsız sorumluluk. O zaman vergi mükellefleri vergi nedeniyle sınırsız sorumludurlar. Mal varlığı ile sorumluluk söz konusudur. İkinci bir özellik şu. Her ikisi için yazıyorum. Vergi mükellefli özel bir sözleşmeyle devredilemez. Özel bir sözleşmeyle devredilemez. O zaman mükelleflik devredilemez nitelikteki bir sorumluluğu ifade eder sevgili arkadaşlarım. Bir kişi herhangi bir başka kişiye vergi mükellefliğini devretme şansına sahip değildir. Bununla ilgili özel bir sözleşme düzenlenmiş olsa bile, yani karşı taraf o mükellefliği yüklendiğine dair bir sözleşmenin altına imza atmış olsa bile bu sözleşme tabii ki geçersiz olacaktır. Çünkü vergi mükellefliği devredilemez niteliktedir. Peki, gerçek kişilerde vergi mükellefliği ne zaman başlar? Gerçek kişilerde vergi mükellefliği sağ doğumla başlar. Sağ doğumla başlar. Ölümle sona erer. Bunları tabii vergi hukukunda daha detaylandıracağız sevgili arkadaşlarım. Bakın sağ doğumla başlıyor, ölümle sona eriyor. Bu nedenle dikkat ederseniz küçük ve kısıtlılar da gerçek kişilerde ne olur? Vergi mükellefi olurlar. O zaman buradan çıkan sonuç şu.
vergi mükellefi olabilmek için hukuki işlem ehliyetine sahip olmak gerekmez. Bakın bir daha söylüyorum. Hukuki işlem ehliyetine sahip olmak gerekmez. Hatta vergi yasaları der ki, sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düşen herkes vergi mükellefidir der. Bunun temel nedeni de biliyorsunuz medeni hukuktur. Yani miras hukukudur, öyle söyleyebiliriz. Çünkü özü itibariyle küçükler, kısıtlılar mirastan mahrum edilmezler. Ve gelir getiren, verginin konusu içerisinde giren bir miras söz konusu olduğunda bu kişiler de verginin mükellefi olurlar. Peki bu küçük ve kısıtlıların vergi ile ilgili işlemlerini kim yapar? Tabii ki bunların yasal temsilcileri. Bu yasal temsilciler meselesini vergi hukuku bölümüne bırakıyorum. Orada konuşacağız. Evet. Şimdi tüzel kişilerde vergi mükellefliği ne zaman başlar? Tüzel kişilerde vergi mükellefliği arkadaşlar tescille başlar. Tabii ki tescilin silinmesiyle sona erer. Ticaret hukuku derslerinde göreceksiniz ya da gördünüz. O derslerde herhangi bir kurumun nasıl tüzel kişilik kazandığı, tüzel kişiliğin nasıl sona erdiği size anlatılacak. Dolayısıyla tüzel kişiliğin kazanılması tescille olur. Tescille o zaman mükelleflik başlar. Tescilin silinmesiyle de arkadaşlar mükelleflik sona erer. Peki tüzel kişilik canlı bir varlık olmadığına göre bunun vergiyle ilgili işlemlerini yine kim yapar? Tabii ki yasal temsilciler yapar. Evet. Tabi bu yasal temsilcilerin yani kanuni temsilcilerin sorumluluklarının neler olduğu konusunu vergi hukuku bölümüne bırakıyoruz. Çünkü biz şu an sadece bu mükellef kavramını teorik olarak tanımlıyoruz. Evet. Şimdi burada önemli bir unsur daha var. O da şu. Sevgili arkadaşlarım aslında biz mükellefleri ikiye ayırırız. Yani mükellefler aracı ya da kanuni mükellef ve fiili mükellef olarak ikiye ayrılır. Bir daha söylüyorum. Mükellef aracı kanuni ve fiili mükellef olarak ikiye ayrılır. Peki aracı mükellef yani kanuni mükellef kimdir? Kanuni mükellef vergi yasalarının muhatap saydığı mükelleflerdir. Yani ilgili vergi kanununda bu verginin, mükellefinin kim olduğu açıkça tanımlanmıştır. O zaman kanunda tanımlanmış olan aracı kanuni mükelleftir. Fiili mükellef ise verginin maddi yükünü asıl çeken kişidir. Yani aslında ilgili vergi kanununda verginin mükellefi bu kişi değildir. Fakat özü itibariyle arkadaşlar verginin maddi yükünü yani vergiyi asıl yüklenen kişi fiili mükelleftir. Şimdi burada çok önemli bir bilgi var. Unutmuyorsunuz bunu. Bakın iki türden vergi var. Dolaylı vergi, dolaysız vergi. Yani vergileri kaynağına göre düşündüğümüzde dolaylı ve dolaysız diye ayırabiliyoruz. İlerleyen bölümde bunun detaylarına değineceğiz. Dolaylı vergide unutmayın. Aracı mükellef ile yani kanuni mükellef ile fiili mükellef ayrı kişilerdir. Dikkat! Ayrı kişi. Hemen örnek vereyim. Şimdi benim hocam yayıncılıktan çıkacak olan kitaplarımızı satın alacaksınız. Ders notu, reklam yapıyorum şu an. Ders notu, işte bunun yanı sıra soru bankası, bir de onlu deneme seti size hazırlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu yayınları siz satın alacaksınız, alacağınızdan eminim ben. Evet, şimdi bu kitapları satın aldığınızda %8 KDV'si var bunun. Bu KDV'yi normalde benim hocam yayıncılık öder. Çünkü bu KDV'de verginin mükellefi, kanuni mükellefi benim hocam yayıncılıktır. Fakat benim hocam yayıncılık bu ödemiş olduğu vergiyi o kitapları satış fiyatının içine koyar, size aktarır. Dolayısıyla burada verginin
fiilen yükünü kim çekmiş olur? Siz değerli öğrencilerimiz çekmiş olur. Kusura bakmayın, bu nedenle size biz fiili mükellef diyoruz ve çok özür diliyoruz, vergiyi size yansıtıyoruz. Evet, şimdi dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, bakın fiili mükellef burada siz oldunuz. Ama buradaki aracı mükellef kim? Benim hocam yayıncılık. Yani benim hocam yayıncılık aslında bu vergiyi önce öder, ödediği vergiyi size yansıtır. Dolayısıyla mali yükü siz çekersiniz. Ve burada bütün bu vergiye ilişkin işlemleri, yani resmi işlemleri benim hocam yayıncılık yapar. O zaman bakın, dolaylı vergide aracı mükellef ile fiili mükellef aynı kişi değil, ayrı kişilerdir. Dolaysız vergide ise bu durum değişir. Dolaysız vergide ise aracı mükellef ile fiili mükellef aynı kişidir. Aynı kişi. Şimdi benim hocam yayıncılık size yapılan bu satışlardan elde ettiği gelirden arkadaşlar kurumlar vergisi öder. Ödemiş olduğu bu kurumlar vergisi dolaysız bir vergi türüdür ve dolayısıyla bu vergiyi size yansıtma şansı yoktur sevgili arkadaşlarım. Zaten dolaylılar olanları yansıtıyoruz. Bir de onu yansıtma şansına sahip değiliz. Dolayısıyla dikkat ederseniz kurumlar vergisi açısından benim hocam yayıncılık hem bu verginin mükellefi, yani aracı mükellefi, kanuni mükellefi, hem de bu verginin yükünü taşıyandır, yani fiili mükellefidir. Bu nedenle dolaylı vergide aracı fiili mükellef ayrı kişiyken dolaysız vergilerde aynı kişilerdir. Umarım bu iki kavramı anladınız arkadaşlar. Geldik üçüncü kavrama. Üçüncü kavram vergiyi doğuran olay. Vergiyi doğuran olay. Şimdi vergilendirme sürecinin başlayabilmesi için bir verginin doğumu şarttır. Vergilendirme süreci dediğim aslında arkadaşlar verginin 4T'si diye tabir ettiğimiz tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil süreçleridir. Buna biz vergilendirme süreci diyoruz. Bunu ayrıca anlatacağız size. Şimdi bir verginin tarh edilebilmesi için öncelikle o verginin doğmuş olması şarttır. Peki vergiyi doğuran olay nedir? Vergi usul kanununun 19. maddesinde vergiyi doğuran olay teknik olarak şöyle tanımlanmıştır. Evet Müge, senin sevdiğin, hoşlandığın tanım geliyor şimdi. Evet, şöyle tanımlıyoruz sevgili arkadaşlarım. Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vuku ve hukuki durumun tekemmülü ile doğar diyor. Bir daha söylüyorum. Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vuku ve hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Tabi vergi usul kanununun 19. maddesinde yapılmış olan bu tanım size garip gelebilir sevgili arkadaşlarım. Bunu açmakta fayda var. Aslında vergiyi doğuran olay, verginin konusuyla verginin mükellefi arasında kurulan hukuki bağdır, hukuki ilişkidir. Bakın ne diyor bu tanımda? Her bir vergi kanunu diyor, vergiyi doğuran olayı bir, pardon özür dilerim, her bir vergi kanunu verginin doğumunu diyor hukuki bir olaya bağlamıştır. Bu olayın gerçekleşmesi, bu olayın ortaya çıkmasıyla nur topu gibi bir vergi doğar diyor. Şimdi buna bir örnek vereyim. Gelir vergisinde arkadaşlar verginin konusu gelir. Bakın konu gelir. Verginin mükellefi gerçek kişi. Bu mükellef. Bak ne demiştim ben size? Vergiyi doğuran olay konuyla mükellef arasında kurulan hukuki ilişki, hukuki bağ. O zaman bir gerçek kişi gelir elde ettiği andan itibaren o gerçek kişi açısından nur topu gibi bir gelir vergisi doğmuştur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani vergiyi doğuran olay bu nedenle çok önemli. O zaman vergiyi doğuran olay çok basit bir haliyle şöyle tanımlıyoruz. Mükellef ile konu arasında kurulan hukuki bağ ya da ilişkidir. Benim hocam yayıncılık kapsamında hazırlamış olduğumuz notlarda
O vergi usulü kanununun 19. maddesindeki tanım var. O tanım sınavlarda soru olarak gelir size. Çünkü bizde vergi usulü kanununda böyle tanımlanmış. O tanımı da muhakkak aklınızda tutun sevgili arkadaşlarım. Evet, buna ne diyoruz biz? Vergiyi doğuran olay diyoruz. Verginin doğumu neden önemli? Çünkü vergilendirme süreci neyle başlar? Verginin doğumuyla başlar. Evet, bir diğer kavram. 4. Vergi matrahı. Vergi matrahı. Vergiye ilişkin bir diğer temel kavram vergi matrahı. Şimdi verginin konusunun tanımıyla genellikle vergi matrahı birbirine karışabiliyor. Vergi matrahını şöyle tanımlıyoruz. Vergi matrahı, verginin üzerinden hesaplandığı, dikkat, hesaplandığı değer ya da miktardır. Bir daha söylüyorum. Vergi matrağı verginin üzerinden hesaplandığı değer ya da miktardır. Verginin konusu verginin üzerinden alındığı diye başlar. Vergi matrağı verginin üzerinden hesaplandığı diye başlar. Mesela gelir vergisinde verginin konusu gelir. Örneğin bir yıl sonunda elde ettiğim gelir 100 bin. İşte bu verginin konusunu oluşturur. Peki bu 100 bin aynı zamanda verginin matrağı mıdır? Hayır. Verginin üzerinden hesaplandığı değere biz ya da miktara vergi matrağı deriz. O yüzden arkadaşlar bu 100 bin üzerinden, şimdi burada başka bir şeye daha değinmem lazım. Gelir vergisi kanununun birinci maddesinde verginin matrağı gelirin safi tutarıdır der. Yani gelirin net tutarıdır. Peki ben bu 100 bin liralık gelir elde etmek için yıl içinde çeşitli giderler yaptım. Evet, toplam 70 bin giderim var. Ne kaldı geriye? 30 bin. İşte bakın vergi bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. O zaman bu tutara biz ne deriz? Vergi matrahı deriz. Bu tutar verginin matrağını oluşturur. O yüzden konuyla matrağı karıştırmayın. Bakın burada yazdım. Verginin konusu gelir. 100 bin bir yıllık elde ettiğim kazancın tamamı. Gelir vergisi kanunun birinci maddesinde der ki verginin matrağı safi tutar der. Safi tutar net tutardır. O zaman 100 binden 70 bin giderimi düştü. 30 bin. Dikkat ederseniz matrağı şöyle de tanımlayabilirim ben. Vergi borcunun indirgendiği temeldir. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlarım? Evet. Şimdi vergi matrağı değer olarak ifade ediliyorsa, yani vergi matrağı bir parasal tutar olarak ifade ediliyorsa, bizim örnekte olduğu gibi, matrağının parasal tutar olduğu, yani bir değer olduğu vergilere biz ad valorem vergiler deriz. Ad valorem vergi. Bir daha söylüyorum. Vergi matrağının parasal kuyu bir tutar olduğu, yani bir değer olduğu vergilere ad valorem denir. Eğer vergi matrağı bir parasal tutar değil, teknik veya fiziki bir büyüklük ise, teknik veya fiziki bir büyüklük ise, teknik veya fiziki büyüklükten kastım şu: yaş, hacim, ağırlık, uzunluk ve benzeri ölçüler kullanılarak vergi miktarı tespit ediliyorsa, bu tür vergiler arkadaşlar spesifik vergiler diyoruz. Spesifik vergiler. Yani spesifik vergiler de vergi matrağı bir parasal değer değil. Vergi matrağı, verginin konusu içerisine giren o iktisadi unsurun teknik ve fiziki özellikleridir. Buna birazdan örnek vereceğim. Şimdi ad valorem vergilerde vergi matrağı çarpı vergi oranı şeklinde hesaplanır. Bir daha söylüyorum. Ad valorem vergilerde vergi matrağı çarpı vergi oranı şeklinde hesaplanır. Çünkü burada arkadaşlar ortaya çıkacak olan sonuç yine bir parasal değer olmalıdır. Çünkü vergi parasal bir ödemedir. O zaman matrah çarpı vergi oranı yapar. Böylelikle ödenecek vergi miktarına ulaşmış oluruz. Bakın dikkat ederseniz ad valorem vergiler aynı zamanda oranlı vergilerdir. Yani nispi vergilerdir. Nispi, oranlı.
Umarım bunu anladınız. Bakın bir daha söylüyorum. Vergi parasal bir ödemedir. Dolayısıyla vergi para ve benzerlerinin dışında herhangi bir araçta ödenmez. O zaman ödenecek vergi miktarı muhakkak parasal tutar olmalıdır. Ad valorem vergilerde matrah parasal tutarsa ben bu parasal tutarı bir oranla çarparım. Böylelikle ödenecek vergi miktarına ulaşırım. Bu nedenle ad valorem vergiler aynı zamanda nispi oranlı vergilerdir. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlarım? Evet. Spesifik vergilerde durum böyle değil. Mesela bir spesifik vergi örneği vereyim bizden. Motorlu taşıtlar vergisi. Tahtamda yer kalmamış. Bu kavramlar birbirleriyle ilgili olması nedeniyle şuradan bir boşluk yaratayım. Şimdilik silmek istemiyorum. Evet. Bizde motorlu taşıtlar vergisi spesifik bir vergidir. Ve motorlu taşıtlar vergisinde arkadaşlar 3 tane tarife var. Biz bir sayılı tarifede yer alan motorlu taşıtlar için ölçünün ne olduğunu söyleyelim. Bir sayılı tarifede yer alan motorlu taşıtlar için ölçü yaşla birlikte motor silindir hacmidir. Motor silindir hacmi. Dikkat edin. Bakın burada motorlu taşıt verginin konusudur. Motorlu taşıt sahibinin ödeyeceği vergi miktarı, bu motorlu taşıtın yaşı ve motor silindir hacmi dikkate alınarak arkadaşlar tespit edilir. O zaman yaş aralıkları olacak, motor silindir hacmine ilişkin aralıklar olacak. Biz sadece bir tanesinden söz edelim. Yaş 1 ile 3, motor silindir hacmi 1 ile 1300 santimetre küp. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar burada ben spesifik ölçüler kullanıyorum. Yaş, motor silindir hacmi. Ve bu özellikleri taşıyan motorlu taşıtlar dedim ki yıllık 1400 Türk lirası vergi ödeyecek. Bakın burada matrah spesifik. Neden? Çünkü teknik fizik ölçüler var ve burada ödenecek vergi miktarı da sabit. O zaman arkadaşlar burada matrah çarpı vergi oranı yapamam. Çünkü matrah parasal bir büyüklük değil. Yani matrah ya motor silindir hacmi ya da yaş ölçüsü. Bu nedenle buradaki vergiler nispi oranlı değildir. Buradaki vergiler maktu sabit miktarlıdır. Evet. Bakın dikkat ederseniz maktu sabit miktarlı vergiler olarak karşımıza çıkar. Tabii spesifik vergiye bir örnek verdik. Motorlu taşıtlar vergisi. Yani bizim ülkemizde motorlu taşıtlar vergisi ve aynı zamanda arkadaşlar sadece motorlu taşıtlar vergisi spesifiktir. Yani bunun dışında herhangi spesifik bir vergimiz yok. Ama şunu söylemekte fayda var. Özel tüketim vergisi ve aynı zamanda arkadaşlar özel iletişim vergisi hem spesifik hem ad valorem vergiye örnektir. Anlaşıldı mı? Şöyle ki özel tüketim vergisinin konusuna giren malların bazıları yine bu tür ölçüler üzerinden vergilendirilir. Örneğin motorlu taşıtlar. Yine aynı şekilde özel iletişim vergisi ilk tesiste arkadaşlar spesifik alınır sonra ad valoreme döner. Bu nedenle de ÖTV ve özel iletişim vergisi hem ad valorem hem spesifik, motorlu taşıtlar vergisi ise sadece ve sadece spesifik yapıya sahiptir. Peki spesifik vergiler genel olarak uygulanabilen vergiler midir? Değildir sevgili arkadaşlarım. Neden değildir? Çünkü gelir gibi unsurları dikkate almaz. Gelir gibi unsurları dikkate almıyor olması nedeniyle de gelir gibi unsurlara dayanan vergilerde uygulanması mümkün değildir. Mesela gelir vergisinde dedik ki mükellef gerçek kişi. Şimdi biz gerçek kişileri spesifik ölçüler üzerinden nasıl vergilendireceğiz? Yani yaş, boy, kilo gibi ölçüleri mi kullanacağız? Hayır, mümkün değil. Bu ölçüleri kullanma şansımız yok. Yine aynı şekilde dikkat ederseniz spesifik vergiler arkadaşlar fiyat hareketlerini izlemede başarısız vergilerdir. Yani esnek bir yapıya sahip değil. Şu örnek üzerinden konuşalım. Şimdi diyelim ki 2017 yılı. Bu özellikleri taşıyan motorlu taşıtların ödeyeceği vergi sabit. Aynı 1400 lira. Yani yıl sonuna kadar bu vergi sabit. Hiç değişmeyecek bir sonraki
döneme kadar. Ve dolayısıyla bu motorlu taşıtların yıl içindeki fiyatları artabilir, azalabilir. Dolayısıyla bakın fiyat hareketlerini izlemede tamamen başarısızdır. Fiyat hareketlerine karşı duyarsızdır. Yani esnek yapıda bir vergi değildir arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde verginin fiyat içindeki oransal ağırlığı değişir. Şöyle değişir. O malın, yani o motorlu taşıtın fiyatı arttıkça verginin o fiyat içerisindeki oransal ağırlığı giderek düşer. Çünkü vergi miktarı sabittir. Tam tersi olarak motorlu taşıtın vergi fiyatı düştükçe verginin o fiyat içindeki oransal ağırlığı giderek artacaktır arkadaşlar. Bakın bu yönüyle baktığımızda yine esnek bir vergi olmadığını net bir biçimde görme şansına sahibiz. Bir de vergiye konu olan mallar arasında kalite farkını gözetmez. Yani şöyle düşünün. Aynı özelliklere sahip. Hemen burada yine kameraman arkadaşıma bir şey sormam gerekiyor. Marka söyleyebiliyor muyuz? Tamam. Aynı özelliklere sahip bir Mercedes marka otomobille, örneğin arkadaşlar, ne diyelim, bir Ford marka otomobil aynı vergiyi ödemektedir. Dolayısıyla bir otomobil var, bir de biliyorsunuz Mercedes var. Yani ikisi arasında temel bir fark var. Bu nedenle kalite olarak daha yüksek olduğu halde aynı vergiyi ödüyor. Yani mallar arasında kalite farkında ne yapmamış oluyor? Gözetmemiş oluyor sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, aslında matrah belirleme usulleri var. Fakat videoyu çok uzatmamak adına burada kesiyorum. Bir sonraki bölümde matrah belirleme usulleriyle devam edeceğiz. O yüzden bu iki videoyu peş peşe izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdilik kolay gelsin. Görüşmek üzere.